Günaydın, günaydın. Mardin'de şu anda Antikent'e geldik ve Mardin turumuz başlıyor. Dara Antikent'e geldik. Birazdan bilgileri alacağız. Burada ne oldu? Niye bu kadar meşgul? Burası Doğu Roma İmparatorluğu'nun garnizon şehri ve bütün doğu mücadeleleri burada oluyor. Sasanilerin Anadolu'ya girmesini engelledikleri en önemli garnizon şehri burası. O zaman turumuz başlasın. Geldiniz Mardin. Hoş buldum. Ben Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Akademisyenim, tarihçiyim. Geleceğinizi duyduğumda çok sevindim. Çünkü ciddi bir takipçi sayınız var. Herkesin tanıdığı bir isimsiniz. Ben de istedim ki bir doğru bilgiler edinin istiyorum. Evet. İçinde bulunduğumuz Dara Antik Kenti Doğu Roma İmparatorluğu'nun en önemli garnizon şehirlerinden biri. Burada yaklaşık 150 yıl boyunca İran Sasanilerine karşı mücadele ediyorlar. Şu andaki alan nekropol alanı ve 640 yılında İslam orduları gelene kadar burası Bizans İmparatorluğu'nun en önemli garnizon şehriydi. Hatta Doğu Ordular Komutanlığı olarak bu şehri ilan ediyorlar. Yani kaybedince hemen Dara'yı garnizon şehri olarak inşa ediyorlar. Ve birazdan gezeceğimiz bölüm ise galeri mezar. Üç katlı bir kompleks yapı. Pers İmparatorluğu döneminde yapıldığını biliyoruz. Bizans burayı kiliseye çeviriyor. Ve kilise olduğunu biz nereden anlıyoruz? Üzerindeki işlemelerden, motiflerden anlıyoruz. Çok net buradaki objeleri tanımlayabiliyoruz. Şimdi tonozlu bir kemer üzerine sol tarafta bakın çok sayıda kuru kafa var. İçeride çok sayıda cesetin ölünün olduğunu anlatıyor. Hemen üst tarafında bir kanatlı melek motifi var, görüyor musunuz? O da ruhu sembolize ediyor. Hemen sağ tarafta ciddi şekilde deforme olmuş olan bir çam ağacı var. Çam mitolojide sonsuzluğu anlatır. Hemen yanında ise en önemli belki de figürü burası. Bir çatı görüyorsunuz. O çatı kilisenin çatısıdır. Hemen altında çok nekropol alanının en özel noktalarından biri belki de. Dışarıda bahsettik, figürlere baktık. Burası üç katlı bir yapı. Ve Pers İmparatorluğu döneminde belki de güneş tapınağı olarak kullanıldı. Henüz net bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama yapı silindirik bir form. Kilise yapısı, birazdan Deruzafaran Manastırı'na gittiğimizde Deruzafaran Manastırı'ndaki Azizler mezarlarını göreceğiz. Yine aynı şekilde duvara oyulmuş şekilde Aziz mezarları